hatta tenzil bi sahatihim. Ta ki onların sahasına varıncaya kadar. Ma yuqarib minhum ve ma havlehum. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul inna iza nazalna bi sahatihi bi sahati kavm fesa'a sabahul munzirin. Biz bir kavmin sahasına indiği zaman diyor artık bizim onlara uyarımız fayda etmez. Bitti. Yani onların sahasına varıncaya kadar ey Ali ağır ol, ağır ol, tedbirli ol ama onların yanına geldiğin zaman artık savaşa hazırlık demeliyiz. Hücuma hazırlık demeliyiz. Ve biliyorsunuz şu an mesela Yahudiler bakınız Müslümanların belini kırıyor. Akın akın Müslümanların kanını akıtıyor. Niçin biliyor musunuz? Niçin böyle oluyor? Çünkü biz dinimizde sadık değiliz. Biz dinimizde sadık olmuş olsaydı bütün bunlar olmazdı. Şu Müslümanların haline bakın ya Allah için. Şu Müslümanların haline bakın. Hani Allah diyor ya وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا öyle değil mi? Allah'ın ipiyle sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin. Nedir? Nedir? Şu an hocalar birbirlerini sevmiyor. Bırakın ya. Hocalar. Bırakın hocaları, İslam ümmetine şöyle baktığınız zaman o onu sevmiyor, bu bunu sevmiyor, o onu araya atıyor şu şu. Ve bu şey, birbirlerimizle uğraşıyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını elimizin tersiyle ittik biz. 1,5 milyar İslam ümmeti var, 5 milyonluk İsrail'e boyun eğmiş. Neden? Dinimizden uzak kaldığımızdan dolayı. Eğer biz hakkıyla dinimize bağlı olmuş olsaydık bunlar olmayacaktı. Olmayacak. Bir ayet var. Ne diyor? Kesinlikle müşrikler Müslümanlara, yani müşrikler, kafirler Müslümanlara galip gelmeyecektir diyor. Allah'ın ahdi var, vahdi var diyor. Neydi o ayet? Allahu Ekber. Kesinlikle diyor. Kafirler Müslümanlara galip gelmeyecekler diyor. Ama ne zaman? Biz dinimizi hakkıyla yaşadığımız zaman. Ama biz dinimizde yani dinimize hakkıyla yaşıyor muyuz? Dinimizden dağlar kadar fark. Şu an sahabe gelse, bizim halimize gelse, hanımlarımızı, kızlarımızı şöyle baksa şöyle diyorlar ki bunlar Rum ya. Bunlar Rum diyor. Hayya el cihad bize savaş açarlar. Faiz var. Zina var, ispiyon var. Yani var, 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 var. Yani sayamazsın var. Ne zaman ki dinimize dönersek kurtuluşumuz o zaman olacaktır. O zaman. İnna Allah la yugayyiru bi kavmin hatta yugayyiru bi enfusihim. Allah bir kavmi değiştirmez ta ki onlar kendi hallerini değiştirmediği müddetçe. Neden Rabbim yani Allah tebareke ve teala o kadar zalim midir? Bu Müslümanların kanı böyle akıyor ve görüyor ve Allah tebareke ve teala yardım etmiyor. O kadar Allah Celle Celaluhu zalim midir haşa? Hayır. Hayır. Sen dinini yaşamıyorsun. Allah da bunları sana musallat ediyor. Musallat ediyor. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi ne diyor? Ne diyordu? Tetekâleb aleykumul umem kemâ tetekâlebul ekletu alâ kas'atihâ. Kâlu av min kılletin nehni yevme izin ya Resûlullah. Kâle kella. Kella. İnneküm gusâen ve gusâe seyl. Ve leyagzifennallâhu fî kulûbukumul vehn. Kâlu ve men vehnu ya Resûlullah. Kâle hubbukum bil dünya ve kerâhetim lillâh. Öyle bir gün gelecek ki diyor ehli küffar, ehli salib diyor. Sizin özlerine öyle çoğlanacaklar ki diyor, öyle toplanacaklar ki diyor. Hayvanların bir ölüye topladıkları gibi hani aslanlar toplanıyor ya. 10 aslan bir ölüye. Aynen bu şekilde sizin özlerinize toplayacaklar. Kalu ya Resulallah o zaman biz sayı olarak az mı olacağız? Hayır diyor. Hayır diyor bilakis diyor. Siz çok olacaksınız. Gusa enke gusa esseyl. Şu denizin köprü var ya, onun gibi çok olacaksın. Ama değeriniz 5 para etmeyecek. 1,5 milyar İslam ümmeti 1 milyon İsrail'e nedir? Yani 5000 İsrail'e nedir? Boyun eğmiş.
Neden bu oluyor? Çünkü لَيَغْزِفَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ الْوَهِمْ Allah sizin kalplerine dünya sevgisi verecek. Niçin? Çünkü dinlerimizden ayrıldık. Ayrıldığımız için. وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Vehn nedir ey Allah Resulü? Diyor ki حُبُّكُمْ لِلْدُّنْيَا وَكَرَّهِتُكُمْ لِلْمَوْتِ Ölümü kerih göreceksiniz ve dünyayı seveceksiniz. Şu an kişi çalışıyor, çalışıyor, haramdan mı, helaldan mı, bes para gelsin de nereden gelirse gelsin. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyor. Ama ölüm var. Kim kaldı ki? Nerede dedelerimiz, babalarımız, atalarımız nerede? Adam öyle 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 para topluyor ki haramdan mı, helaldan mı alış etmiyor. Gittikleri yol İslam mı, değil mi? Çocukları namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Faiz mi, zina mı? Nasıl Rabbim Tebareke ve Teala bizi muzaffer kılacak? Ne zaman ki dinimize dönersek, o zaman Allah Tebareke ve Teala bizleri ne yapacak? Bizlere nedir? Galip gelecek. İşte burada demek istiyor ki, konumuz neredeydi? Neydi? وَهَذَا اِذَا كُنَّ عَلَى وَصْفِ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمُ أَصْحَابِهِ وَمَا اَمَّا اِذَا كُنْهَا Ne zaman Rabbim Tebareke ve Teala bizleri muzaffer kılacak? Ne zaman? Eğer biz şu andaki hayatımızı Allah'ın ve Resulünün ve ashabı yaşamış olduğu dine tatbik edersek, uygularsak, emir ve yasaklara sırtımızı dönmeyip yani Kur'an anayasamızı kabul edersek bu devlet eliyle tabi. Ancak Rabbim Tebareke ve Teala o zaman bizleri muzaffer kılacak. İşte ne diyor burada? وَهَذَا اِذَا كُنَّ عَلَى وَصْفِ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ وَأَصْحَابِ Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu dine tabi olursak, hayatımızda tatbik edersek, ikrar edersek, tasdik edersek, hayatımızda, güncel hayatımızda biz bunları şey edersek diyor. اَمَّا اِذَا كُنَّ عَلَى وَصْفِ الْقَوْمِيَّةِ فَإِنَّنَا لَوْ نَزَلْنَا فِي أَحْضَانِهِمْ فَمِنَ الْمُمْكِنْ اِنْ يَقُومُوا وَنَكُوْ فِي الْأَسْفَالِ Ama diyor, Allah'ın emir ve yasakları elimizin tersiyle yitersek ve kavmiyetçilik, milliyetçilik, asabilik için şey dersek, şu an değil mi? Benim amcam oğlu diyor ki, benim amcam oğlu dövüyorlar, hemen diyor gidin onları döverim. Ya kardeşim bir dur hele, belki amcan oğlu hatalıdır burada sormuyor. Sırf amcamı dövdüklerinden dolayı adam ya köydeydik. Bir çocuk dövüldü diye onlar tarafından diye nedir? Bütün köy ayağa kalkıyor. Araştırmadan, sormadan kavmiyetçilik bu. İşte ne zaman ki biz eğer bu tür şeylere düşersek Allah Tebareke ve Teala bizleri fi esferis safilin koyacaktır. Velev ki diyor onların sahasına insek diyor adedimiz çok olsa bile eğer onlar 100, 200, 300 bin olsa biz 1 milyon bile olsa yenilmeye mahkumuz burada demek istiyor. Çünkü kavmiyetçilik için, asabiyetçilik için savaşıyoruz. Öyle insanlardan olmayın. Amacınız Yüce Allah'ın dinini yüceltmek için, milliyetçilik için değildir burada demek istiyor. İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyhi diyor. Ve kavluhu